Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programında bugün Birinci Dünya Savaşı'nda propaganda, edebiyat ve şehir konuşacağız. Konuğumuz Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi. Hoş geldin Erol. Hoş bulduk. Bunu yakından gösterebilirsek, Erol'un Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı 1914-1918 propagandadan milli kimlik inşasına adlı kitabından yola çıkarak bugünkü programımızı yapacağız. Biliyorsunuz bu yıl aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yıl dönümü. Ve bu yıl dönümü dolayısıyla da çeşitli etkinlikler de yapıldı ve yapılmaya da devam etmekte. Biz programımızın da Şehir Hepimizin başlığını taşımasından dolayı aslında çok da konuşulmamış, Birinci Dünya Savaşı'nın edebiyat bağlamında çok da konuşulmamış bir noktasına, şehirle kurduğu ilişkiye değinmeye karar verdik bugün Erol'la birlikte. 1914-1918 yıllarında şehirle doğrudan bir bağlantı söz konusu mu Erol? Birinci Dünya Savaşı'nın öncelikle bir propagandanın, yani şehirde nerelerde, belirli mekanlar var mı? Hani bir bildiğimiz anlamda propaganda. Evet. Sonrasında da edebiyat bu işte ne kadar rol oynuyor? Evet. Vallahi sen beni bu programa davet edene kadar işte dışarıda da konuştuk. Ben bunu çok düşünmemiştim. Yani mekan üzerinden değil de daha çok zaman üzerinden çalışan biriyim. Dolayısıyla öyle bir şey var ama düşünmeye başlayınca da bunun ne kadar yoğun olduğunu gördüm. Elbette yani Birinci Dünya Savaşı, tüm savaşlar gibi ama özellikle Birinci Dünya Savaşı, o sıradaki propaganda çabası, bütün olup bitenlerin edebiyata yansıması, bütün bunların şehirle yakından ilişkisi var. Hem o sırada olup bitenlerin gerçekleştiği mekan olarak şehir burada, hem de yapılıp edilenlere, yazılıp çizilenlere sızması, orada görünmesi var. Yani aslında Mihail Baht edebiyat kuramcısı, Rus edebiyat kuramcısı Mihail Bahti'nin kronotop kavramı, zaman ve mekanın görünürlüğü meselesi açısından şehir çok önemli. İstanbul ayrıca önemli. Evet. Çünkü şeyi düşünelim, yani aslında 1914'te savaş başladı. Osmanlılar Ağustos'ta Avrupa'da başlayan savaşa Kasım'da girdiler, 3 ay sonra. Sonra da yine Kasım 1918'de de yenildiler. Yani Almanlar yenik sayıldığı için yenik sayıldılar falan değil, düpedüz yenildiler ve üstüne üstlük de bir imparatorluğu kaybettiler. İmparatorluk yıkıldı. Şimdi bu açıdan mesela bir şeyi var, ilginç durumu var İstanbul'un. 1914'te savaşa girilirken ki İstanbul bir imparatorluk payitahtı, başkenti. 1918 sonundaysa yıkılmış bir devletin hala başkenti ama çok yıpranmışlık söz konusu. Bunun fiziksel yansımaları da var. Ve işte ondan sonra sürecek olan, aslında Birinci Dünya Savaşı'nın devamı olan Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı'nın sonunda da yeni rejime geçilmesiyle İstanbul'un artık başkent olmaması durumu söz konusu. Dolayısıyla İstanbul açısından Birinci Dünya Savaşı çok belirleyici bir savaş. Başka bir yer olmasına yol açıyor. Bütün bunlar var. Savaşın fiziksel etkisine kısaca değinelim istersen bu noktada. Çünkü bu edebiyata da yansıyor. Yani özellikle savaş sonrasında Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı-Türk tecrübesini ele alan romanlar cepheyi anlatmazlar pek. Yani çünkü Osmanlı aydınları istisnalar dışında, örneğin Ahmet Haşim gibi, pek
cepheye gidip savaşmamışlardır. Evet. Gidenler de anlatmıyor zaten. Gidenler de anlatmıyor. Evet. Haşim anlatmamayı seçiyor ve çok takdir ediyorum ben onun tavrını. Evet, yani çünkü savaşı anlatan başka birisi, edebiyatçı değil ama biyografileriyle ünlü olan Şevket Süreyya Aydemir, kendi otobiyografisinde Suyu Arayan Adam da onu söyler. Özellikle Doğu Cephesi, özellikle Rus devriminden sonra Rus askerlerinin cepheyi bırakmasıyla Ermeni askerleri Türklere karşı direnişe geçerler cephede. O dönemi anlatmak istemez. Hı-hı. Yani işte Hı-hı. ya bu hep bildiğimiz boğazlaşma hali. Hı-hı. Bunu anlatmak için her şeyi uzun uzun anlattığı kitapta onu anlatası gelmez. Hı-hı. Yani o yüzden Ahmet Haşim'in de öyle bir tavrı olduğunu düşünüyorum. Evet, doğru. Çok insani geliyor bana. Evet, doğru. Ama işte bir de işin politik yönü var. Şimdi savaşı idare eden iktidar kesimi İttihat ve Terakki'dir. Dolayısıyla ve çok da diktatörce yaparlar bu işi. Muhalefetin canını okurlar diyebiliriz en hafif tabirle. Savaş yenilgiyle sonuçlanınca da Talat Enver ve Cemal Paşalar kaçarlar. Bunun ardından da müthiş bir iddiatçı karşıtı durum başlar. O dönemde özellikle yazılan romanlar var. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda cephe gerisine ele alıyorlar. Yani Türk Edebiyatı'nda Birinci Dünya Savaşı'ndan bahseden kitaplar genelde cephe gerisini anlatırlar. Cephe gerisi de genellikle İstanbul'dur. Yani işte Hasan İzzettin Dinamo'nun işte bir savaş anlatıları vardır. Savaş ve Açlar falan gibi böyle. O Anadolu'yu da anlatır ama genelde yani. İstanbul'un anlatıldığını görürüz. Şimdi mesela oraya bunlardan biraz daha ayrıntılı konuşabiliriz ama mesela çok ünlü ve savaş sonrasından günümüze kadar gelen bir durumu belirleyecek bir şey bu. 1918'deki Büyük İstanbul Yangını. Evet. Bu tam işte Aksaray, Laleli, Türklerin, Müslümanların yoğun oturduğu bölgede çıkan çok büyük bir yangın. Sur içinde. Evet, sur içinde ortalığı yakıp yıkıyor. Onun daha sonra hem savaşla ilgili cephe gerisi romanlarına hem de gündelik o sıralarda yazılmış olan şeylere geçtiğini biliyoruz. Yani o yangın yeri bir ara böyle gaspçıların falan mekanı oluyor. Oradan insanların yürüyerek geçmesi imkansız hale geliyor. Bir de işte harikzedeler, yangından etkilenenler durumu var. İnsanlar mağdur oluyorlar ve zaten zor koşullarda yaşanıyor. Açlık durumu falan var. Kalacak yerleri olmuyor. Daha sonra şimdi Laleli'den Beyazıt'a çıkarken otel galiba orası, ne oteli bilmiyorum ama benim çocukluğumda yani 1980'lerde orası harikzedeler için yapılmış bir binaydı ve hala insanlar oturuyorlardı içinde. Büyük böyle apartman tarzı bir şey. Bu da mesela önemli bir şey. Yani İstanbul'da apartmanlar Birinci Dünya Savaşı'yla başlamıyor elbette. Daha öncesi var ama yaygınlaştığını görüyoruz. Ve işte daha sonra o Lüküs Hayat Operetine falan gelecek olan Şişli'de bir apartman dizesini hazırlayan durumlarda Birinci Dünya Savaşı sırasında çıkıyor. Yani Pera dışında böyle bir Şişli'ye doğru, Nişantaşı, Şişli civarında lüks, daha batılı tarz ve apartmanlarda yaşama söz konusu oluyor.
Ki onun da mesela bir yansıması işte Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun ünlü romanı Kiralık Konak. Kiralık Konak tam işte yeni kuşağın artık konakta yaşamak istememesi, apartman dairesine geçme meseleleri üzerinden gidiyor. Şimdi bu tür fiziksel şeyler var. Başka yansımalar da var. Örneğin yine özellikle 1918'de ama galiba ara ara diğer yıllarda da olan bir şey, İstanbul bombalanıyor. Ama tabii o İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarzı bir bombalama değil. Uçak teknolojisi henüz çok geri. İşte pırpır uçaklarla gelip aşağıya el bombası atıyorlar. Bu mesela Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek romanının başında o sahne vardır. Bomba atılır ve insanlar ölürler, siviller ölürler falan. Böyle bir şey var. Ondan sonra Çanakkale Savaşı'nın etkisi meselesi var. Boğaz geçildiği takdirde İstanbul düşecek. Evet. Halka çok yansıtılmıyor sanırım ama daha üst düzey yaşayan insanlar ve devlet görevlileri bunu biliyorlar. Ve hazırlıklar da yapıyorlar. Yani Çanakkale Savaşı'ndan Deniz Harbi'nden önce, 18 Mart'tan önce bunun şeyleri var. İstanbul'u boşaltma hareketi içindeler. Eskişehir'de hazırlıklar yapılıyor, Konya'da hazırlıklar yapılıyor. Devlet daireleri taşınacak falan filan gibisinden böyle bir şey. Bir yandan bu var. Sonra Deniz 18 Mart'la bir rahatlama gelecek. Ama oradaki yaralıların sürekli İstanbul'a getirilmesi ve İstanbul'daki hastanelere yerleştirilmesi durumları söz konusu. Bütün bunlar İstanbul coğrafyasında gerçekleşen şeyler. Klasik Osmanlı, geç dönem Osmanlı İstanbul'u bunlardan etkileniyor. Yani bir yandan yine Galata ve Pera daha batılı ama bir yandan da bir yokluk durumu da söz konusu. Üsküdar ve Fatih tarafında Müslümanların daha yoğun yaşadığı yerlerde erkeklerin askere gitmesi. Ama özellikle de beslenme sorunları ortaya çıkıyor. Çünkü bir gerçek var 1914'te Osmanlı savaşa girdiğinde bir gerçek var. İstanbul bir ithalat merkezi. Yani aslında bugüne de çok benziyor sanırım ama yine de kıyas kabul etmez. Çünkü hem içeriden ama özellikle de ülke dışından buğdayından etine, peynirinden sütüne diyemeyeceğim onu bir hayli yapıyorlar. İstanbul'da halledebiliyorlar. Şehir içindeki mandıralar falan üzerinden, evet. Ama bunlar bir sürü şey ithal ediliyor. Tabi savaş çıkınca da ithal edilemiyor. Bunun en temel izlerinden biri ekmek meselesidir. İstanbul'da, Türkiye'de ve İstanbul'da özellikle önemli olan bir mesele. Halen önemini sürdürüyor. Ama o dönemde karneyle satılıyor. Vesika ekmeği deniliyor. Ve bu vesika ekmeği edebiyata girmiş bir şey. Mesela buradan bir örnek anabiliriz. Cevdet Kudret'in yazdığı bir roman var, Sınıf Arkadaşları diye. Otobiyografik bir roman. Kendi çocukluğunu anlatıyor aslında. Birinci Dünya Savaşı yıllarında geçiyor çocukluğu. 1943'te yayınlanmış. Nasıl yani fakir halkın nasıl yoksulluk yaşadığını söylüyor ve ekmeğe geliyor. Okuyayım mı hemen? Tabii lütfen. Bu süpürge tohumu, kepek ve samandan yapılmış bir ekmekti.
Yerken çeneleri zevkle açıp kapamak değil, bilakis usul ile çiğnemek, iyi öğütülmemiş olan saman çöplerini ağızda yan yatırmak, yumuşatmak, ezmek, ondan sonra yutmak lazımdı. Hmm. Hiç dikkatsizlik etmeye gelmezdi. O zaman saman çöpü hemen ayağa kalkar, damağa saplanır ve yiyenin ağzı açık kalırdı. Hizmetçi kız ortaya bir şey yapıyor. Evet, bir yemek tarifi yapıyor mesela şimdi onun devamında. Hizmetçi kız ortaya bir sahan getirdi ve kapağını açtı. Bu kuru fasulyeydi. İçinde birkaç parça et vardı. Evet, et vardı. Bunu vurguluyor. Suyun yüzünde bir takım parlak daireler, haritalarda sahilleri gösteren eğri büğrü çizgilere benzer çizgiler yüzüyordu. Yani hafiften bir yağ konulmuş falan. Onu anlatıyor. Bu Dünya Savaşı'nın işte bu cephe gerisi romanlarında özellikle vurgulanan şeydir. Ekmek canlarını çok acıtmış. Sonradan tartışmalarda da galiba, sen şimdi konuşurken aklıma geldi. Yakup Kadri de Nazım Hikmet ve Nesrin'i, bunlar savaş çocukları. Bunlar böyle ekmek yerine saman yediler. O yüzden de kafaları çok fazla çalışmıyor gibi bir şey de söylüyordu sanırım. Değil mi o meşhur tartışmalarında? Evet. Sonraki yıllarda da bu ekmeksizlik meselesi bir nesle, yani bir önceki kuşağın sonraki kuşağı eleştirirken kullandığı önemli sembollerden biri olmuş aslında. Evet. Sadece evet. Romanlara girmekte kalmamış ki bu da 1940'lı yıllarda yazılan bir roman olduğuna göre evet. Bayağı hafızalarda yer edinmiş. Evet. Peki mesela yani subaylar var sonuçta bu Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul'da ve bunlar da aslında gündelik hayatı değiştiriyorlar, dönüştürüyorlar, romanlara da, hikayelere de giriyorlar. Onların mesela konumları ve savaşla ilişkilerinin anlatılışından mesela belirgin bir şekilde bahsedilebilir mi bu eserlerde, Birinci Dünya Savaşı'nı ele alan eserlerde? Tabii yani öncelikle İstanbul'un Osmanlı'da, yani tarihçiler daha iyi biliyorlar ama asker alımı konusunda biraz daha farklı bir yeri var. Yani uzun zaman İstanbullular işte savaşa bile gitmemişler, yani muaf tutulmuşlar falan. Daha sonra bu geliyor ama çok fazla okuyanlara dönük özellikle. İstisna durumları söz konusu. Ama savaş çıkınca propagandanın ve milliyetçi yayınların da etkisiyle bir gönüllülük olayı da başlıyor. Yani öyle önüne gelen gönüllüyü askere almıyorlar. Ama yaşı gelmiş ama okumakta olan insanları gönüllü olarak askere alıyorlar. Yani bu idadi lise de olabiliyor, sultaniler olabiliyor, Galatasaray gibi, Darüşşafaka gibi falan. Ama Darülfünun'da üniversitede okuyan gençleri de askere alabiliyorlar. Onları yedek subay, o zamanki deyimle ihtiyat zabiti yapıyorlar ve bunlara İstanbul'da eğitim veriyorlar değişik kışlalarda. Hem eğitim veriyorlar hem de İstanbul'u bir eğitim şeyi olarak kullanıyorlar. Şimdiki İstanbul'u konuşmuyorsak bu kadar fazla şehirleşmiş bir alan değil. Yani her taraf o karikatürlerde olduğu gibi her taraf dutluk, her taraf bostan. Dolayısıyla bunlar Levent'teki kışladan çıkıyorlar, yürüye yürüye Mecidiyeköy'e gidip orada tatbikat yapıyorlar. Oradan Kağıthane'ye iniyorlar, başka bir tatbikat yapıyorlar. Böylece bir kere yürüyüş idmanı da yapılmış oluyor. Hem de değişik tatbikatlar yapmış oluyorlar. Daha sonra da görevlendirildikleri yerlere ihtiyat zabiti olarak yola çıkıyorlar. İhtiyat zabiti diye bir eserden bahsetmiştin galiba. Dönemde oldukça savaş dönemine ait ilginç bilgiler veren o kimindi? Burhan Cahit Morkaya'nın. Burhan Cahit Morkaya 1930'larda Türkiye'de çok önemli bir yazar. Yani harf devrinin ardından insanlara Latin harfli eserleri okutan, yazdıklarıyla milyoner olan ilk
Türk yazarı. Bugün popüler diyebileceğimiz şeyler yazıyor. Gayet ahlakçı, görünür şeyi vatanseverliği sürdüren, bundan yararlanan bir zat diyelim. İkincil bir yazar ama işte mesela İhtiyat Zabiti, Türkçe'de çok karşılaşmadığımız bu tür tecrübe anlatısını getiriyor. Yani nasıl eğitim gördüler falan. Komik olan şey, Burhan Cahit Morkaya askere gitmemiş mesela. Sonra bir ara milletvekilliği yaptığında bu ortaya çıkıyor, skandal oluyor bilmem ne, böyle bir şeyler. Ama şeyi, askerleri de en iyi anlatanlardan biri o mesela. O işte nasıl eğitim gördüklerini anlatıyor. Başka romanlarında da geçebiliyor böyle şeyler. Bir onlarda görüyoruz bu askerlerin durumunu falan. Bu Peyami Safa'nın Ateş Server Bildiği adıyla yazdığı bir romandan da sanırım biraz bahsetmiştin. Evet. Şimdi onun Ateş'in ayrıntısını şimdi ben de hatırlamıyorum ama o Çanakkale'de geçiyor. Evet, Çanakkale Savaşı. Dolayısıyla orada da İstanbul'dan gidiş geliş falan, evet, yine bir yedek subaylık meselesi vardı, orada da vardı. Yani aydınların savaşa katılması öyle oluyordu. Klasik Peyami Safa eseri, Server Bedi diye adıyla yayınladığı halde. Evet. Çünkü çok fazla gövdesellik içeriyor. İşte cerahatler, hastalıklar, ateşler, işte iyileştim, iyileşmedim durumları falan. Öyle peki, şeyler var. Bir de yabancı subaylar var. Evet. İşte, yani bu işgal altında İstanbul bir taraftan 1914'te 1918'de hani bu ihtiyat zabitleri 18'den sonra. Peki bunların edebiyata girişi ne zaman? Yani ya da Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında mesela, ya da savaş sırasında hiç bahsedilmiyor mu? Yani bu yabancılardan, bu bahsettiğimiz eserlerde savaşı peki, anlatan. Şimdi 14-18 arasında yazılıp çizilenlerde çok bir şeyden bahsedilmiyor. O sırada halbuki yoğun düzeyde Alman askeri var. Genelde subay bunlar ama erler de var. Zaten o sırada da sonrasında da bundan pek bahsedilmiyor ama örneğin Çanakkale'de ölmüş çok fazla sayıda, yani Türklerle birlikte savaşırken ölmüş, tırnak içinde böyle şehit düşmüş, dünya kadar Alman asker ve subayı var. Er ve erat, erat ve şey var. Subay söz konusu. Bir sürüsü İstanbul'da yatıyor Alman şehitliğinde. Ama bunlar da pek anımsanmıyor. Bu neden, nereden geliyor olabilir? Türk toplumu 1950'lere kadar frankofil. Yani yani aydınlar özellikle. Frankofon ve frankofil. Fransızca konuşuyorlar, Fransız toplumunu örnek alıyorlar, onu izliyorlar. 50'den sonra Amerika etkisi artacak. Böyle olduğu için de Fransızlarla savaşıyorlar, Almanlarla müttefikler ama Almanları sevmiyorlar. Alman şeyi pek sevimli gelmiyor karakteri Türklere. Savaş döneminde pek yansıtmıyorlar ama daha sonraki anılarda veya romanlarda hep bir Almanları küçümseme, sıkıcı bulma, işte üstten bakar bulma gibi bir tavır var. Ama o sırada İstanbul'da çok fazla Alman subayı var. Bunlar sürekli hareket halindeler. Pera'da eğleniyorlar. Evet. Gündelik hayatın içindeler yani. Evet. Şimdiki İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsü o zaman Harbiye Nezareti. Yani hükümet yani neredeyse. Evet. Sultanahmet orada. Dolayısıyla hep buralardalar. Yani ata binip, arabaya binip geziyorlar. İnsanlar onları görüyorlar. Ama özellikle halkla bir etkileşimleri yok. O yüzden bir yansıması yok. Ama 18'den sonra işgal güçleri gelince onlar çok anlatılacaklar. Yani aslına bakarsak işte ama İstanbul yabancı askerle şeyde tanışmıyor. 1918'deki ateşkes ve
onun arkasından gelişen işgal durumlarıyla tanışmıyor. Yani 14-18 arasında Almanlar var yoğun biçimde. Hı-hı. Aslında daha da geriye gidersek, öncesinde de evet. Yani mesela Balkan Savaşları, tabii şeyi düşünebiliriz. 93 Harbi denen ya, 1878'de şeyler Ruslar Ayastefanos'a geldiklerinde o çok konuşulan bir şey değildir ama onlar orada bekliyorlar. Çünkü Avrupa onları durdurmuş. Dur, daha fazla ilerleyemezsin diyorlar. Onlar orada bekliyorlar. Osmanlı da burada kaderini bekliyor. Rus askerleri ve subayları İstanbul'a gelip geziyorlar. Yani evet. İşgal etmek üzere oldukları İstanbul'da geziniyorlar. Tabii ki Kırım Harbi. Evet. O yani Kırım Harbi'nde işte İngilizlerle ve diğer Avrupalı güçler Ruslara karşı işbirliği Osmanlı'nın batılılaşmasında modernleşme sürecinde gündelik hayatın değişmesinde çok önemli. Evet. Onlar var. Ondan önce bir ara 1830'larda Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Konya Ovası'na kadar geldiğinde yani yine Hı-hı. Avrupalı güçler durduruyor onu. İkinci Mahmut Rus askerlerini Rusya'yı çağırıyor İstanbul'a. Hmm. Oraya girmesini engellemek için. Dolayısıyla bu da şehirle ilgili bir evet. nokta. Bu 19. yüzyıldan beri. Evet, sadece işte şeyle, işgalle gelmemişler. Daha evet. önce de gelen böyle yabancı güçler söz konusu. Ama Birinci Dünya Savaşı tabii ki çok farklı bir şey. Çok etkileyecek. Yapalım. Hayatları kıracak. Yani daha öncesinde Osmanlı çok kimlikli, çok kültürlü, çok etnili, çok kültürlü bir imparatorluk ama yarı modern bir imparatorluk. Yani bugün kullandığımız anlamda kozmopolit değil. Yani Ermeniler kendi çemberlerinde yaşıyorlar, işte Rumlar kendi çemberlerinde, Müslümanlar kendi çemberlerinde. Evet. Tabii ki etkileşim oluyor, ticaret oluyor, alışveriş oluyor ama yine de çok birbirlerine karışmıyorlar. 19. yüzyıl biraz daha ikinci yarıdan sonra modern vatandaşlık şeyine gidiş gibi ama yine de tam bir örtüşme yok çünkü ortak eğitim yok. Şey böyle bir örgün eğitim falan yerleşmiş durumda değil. Bütün bunların getirdiği zorluklar var o hayata ama Birinci Dünya Savaşı sonrasında işte işgal İstanbul'u edebiyatında özellikle gördüğümüz şey bu gruplar birbirlerine çatmadan, fazla değmeden ama yan yana barış içinde yaşarlarken Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra düşman oluyorlar. Evet, onun artık sonlandığı bir evet, haline geliyor. Artık yani ve onun ardından ulus devlet yapısının da gelmesiyle yani dayatmalar ve ayrışmalar artıyor. Bu açıdan Birinci Dünya Savaşı'nın şehir üzerinde bir şeyi var, belirleyiciliği var. Şehrin yaşayanları üzerinde ve tabii o da coğrafyayı da bayağı köklü bir oranda değiştiriyor. Evet. Peki mesela bu dönemde çıkan yani savaş döneminde çıkan özel böyle yayınlardan bahsedebilir miyiz? Ne bileyim risaleler, dergiler, gazeteler ya da özel ekler, hani savaşta olduğumuzu ve hani birlik, beraberlik içinde olduğumuz hani bir nevi propagandayı ve hem de cephede neler olup bittiğini halka anlatmak için özel yayınlardan bahsetmek mümkün mü? Mümkün. Yani özellikle Harp Mecmuası diye bir yayından söz etmek mümkün. Harp Mecmuası bir fotoğraf dergisi aslında. Hı-hı. Yani içindeki yazılar gayet sınırlı. Bunun farklı edisyon, tam edisyonu yayını yapılmadı Latin harfleriyle ama içinden seçmelerle değişik makaleler, pardon kitaplar çıktı. Genelkurmay çıkartıyor aslında. Yani Genelkurmay diye yazmıyorlar ama Genelkurmay çıkartıyor. Almanlardan teknoloji yardımı alıyorlar. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa özellikle bu
fotoğraf ve film işlerine önem veriyor. İşte Merkezi Ordu Sinema Dairesi, MOSD'yi kurdurması söz konusu. İşte filmler çekiliyor, fotoğraflar çekiliyor vesaire. Onlar 1915'ten itibaren harekette geçen Harp Mecmuası'nda özellikle, yani gazetelerde de biraz yayınlanıyor ama gazete sayısı kısıtlı. Çünkü kağıt ithal ediliyor. O yüzden yayınlar birazcık sorunlu. Hı hı. Kağıt çok pahalı falan. Harp Mecmuası 1915'ten 18'e kadar çıkıyor. Ve tabii bütün imparatorluk coğrafyası ve cephelerden de fotoğraflar var. Ama çok ilginç İstanbul fotoğrafları da görüyoruz. Yani işte İstanbul'da subay evi açılıyor Nişantaşı'nda. O subay evi Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçısı'nda mesela bir sahne olarak çıkacaktır. İlginç bir şey. Şimdi mesela ne oldu acaba? Tam neredeydi onu bilmiyorum ama fotoğraflar var açılışından. Ondan sonra mesela çok ünlü bir kapak fotoğrafı vardır Harp Mecmuası'nın. Enver Paşa konuşma yapıyor. Arkasında bir takım fesli ve silindir şapkalı adamlar. İşte Alman Büyükelçisi falan gibi. Şeyde Beyazıt Meydanı'nda. Arkasında da üstü örtülü bir top var. Belli ki onu bir anıt olarak oraya getirmişler falan. Ondan sonra mesela Zeppelin'le çekilmiş İstanbul fotoğrafları. Almanlar çekti herhalde. Almanlar çekiyorlar. Ondan sonra daha sonra uçaktan çekilmiş olan fotoğraflar var. Yani İstanbul'un o dönemde propaganda dergisinde değişik biçimlerde şey yapıldığını, temsil edildiğini görüyoruz. Harp Mecmuası o zaman bir propaganda yayın organı olarak da tabii ki en önemli yayın organı olarak kendini gösteriyor herhalde. Ve 3 yılda hiç de az bir süre değil. Aylık olarak mı yayınlanıyor? 15 günde bir. Çok ama iyi. Bazen işte sıkıntı çıktığında oradan ayrılıyorlar. Peki. Yani bir ayda bir çıktığı da oluyor. Peki şey biliyor muyuz? Mesela bu Harp Mecmuası ücretsiz dağıtılıyor mu? Yoksa bu hani parayla satın alınan bir şey? Üstünde parayla satıldığı belirtiliyor. Ama Osmanlı'da propaganda pek kimsenin para verebileceği bir durum yok. Para yok. Evet. Dolayısıyla Osmanlı propagandası para verilerek yaptırılan ama parasız dağıtılan bir çaba oluyor. Mesela bunun hoş bir örneğini anabiliriz burada. Şimdi genç şairlerin kahramanlık şiirleri yazmalarını, propaganda şiirleri yazmalarını istiyorlar. Pek yazan çıkmıyor. Genç şairlerden ama özellikle istiyorlar değil mi? Evet. Yani yaşlılardan da istiyorlar ve büyük paralar veriyorlar. Yanılmıyorsam Cenap Şahabettin Abdülhakamit'e mektup yazıyordu. Enver Paşa ile görüştük. Çok büyük paralar veriyorlar falan gibisinden. Nitekim böyle bir oyun yazacak Abdülhakamit sonra. Yadigâr-ı Harp. Yadigâr-ı Harp. Sipariş başlıyor yani. Evet, çok kötüdür bu arada. Evet, belirtelim. En kötü eserlerinden biri. Koca para, Hamit. İyi para kazanıyor. Yusuf Ziya Ortaç. Evet. Böyle bir kitap yazıyor. 50 sayfalık falan bir kitap. Akından Akına diye bir şiir kitabı. Şimdi ben bu kitabı kendi çalışmamı, doktora çalışmamı yaparken bulamadım piyasada. Yani ama yani bu da çok çelişik bir şey. Çünkü şöyle bir durum var. Bu kitabı Talat Paşa'ya, İçişleri Bakanı'na götürünce alnından öpüyor Talat Paşa bunu. Aferin, biz de bunu istiyorduk falan diyor. Tamam diyorlar, oradaki müsteşarına götür diyor, en iyi kağıdı seçin diyor, işte kuşe kağıt bilmem ne falan. Onu gidiyorlar, 10 bin tane basacağız diyorlar. Şimdi 10 bin tane basılmış şeyi ben bulamadım. Nasıl yani. Olur değil mi? Sonra bir 10 sene önce falan bir kopya bulabildim, aldım. Neyse, parasız basıyorlar ve ona da para veriyorlar ayrıca. Bir 200 altın falan para veriyorlar. Ve 10 bin tane de kitap. İşte şiir kitabı. O da bunları alıp bir kitapçıya satmaya kalkıyor. Ama alabileceği para kısıtlı falan. O sırada soruyorlar bana, ne yaptın kitapları diyorlar. Çünkü alıp götürüyor matbaadan.
götürürüm sana. Ya ne yaptın diyorlar, getir. Onları biz alacağız. Kendi bastıkları şeyi ve 200 lira, 200 altın verdikleri kitabı 250 altın daha verip ondan geri alıyorlar. Bravo, ve askeriyeye dağıtıyorlar. İşte dağıtma. Yani bu Osmanlı propagandasında bildiğimiz bir şeydir. Orduda okuma yazma bilmeyen şeyleri, askerlere işte o yedek subaylar veya subaylar işte bu Akın'dan Akın'a şiiri kitabında olduğu gibi veya Mehmet Emin Yurdakul'un kitaplarını okuyorlar. Hı hı. Yani kahramanlık duygularını arttırmak için. Şiir kitapları o açıdan çok önemli. Ve bunlar onlarca 10 bin, 20 bin basılan kitaplar. Ama piyasaya çıkmıyor. Piyasadan onları alabilecek kimse yok ki piyasada onları. Hmm. O yüzden askeriyede dağıtılıyor. Ben mesela bunun bir yansımasını Amerika'da Richmond University'de bulunan arkadaşım Yücel Yanıkdağ var. Onun da çalışması Tarih Vakfı tarafından Millete Deva Olmak diye çevrildi. Healing the Nation diye bir kitap. Osmanlı Savaş esirlerini inceliyor. Hmm. Onların şeyde esir kamplarında, Rusya'da veya Mısır'daki İngiliz kamplarında çıkardıkları dergiler, orada yazdıkları günlükleri ve şiirler var, hikayecikler var vesaire. Hepsi öyle Yusuf Ziya Ortaç veya Mehmet Emin Yurdakul veya Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin havasındalar. Milliyetçilik bir şey değişmiyor. Belli yani. Ki o şeyleri okumuşlar. Onlara dağıtılan propaganda. Yani onlarla bir akültüre olma ve propagandaya maruz kalma durumu var. Ki bu insanlar dönüp işte milli mücadeleyi yapacaklar ve yeni cumhuriyette de görevler alacaklar. Yani milliyetçiliğin birazcık öyle kurulduğunu da düşünebiliriz. Tabii. Belki. Çok önceden başlıyor zaten bu ulus devletleşme ve uluslaşma süreci aslında. Peki mesela bunları İstanbul'da mı basıyorlar? Onu biliyor muyuz? Yani İstanbul'da basıyorlar. Yani o matbaa, yani evet. Sonuçta hani İstanbul aynı zamanda şehir hem coğrafya olarak değişiyor. İşte cemaatler çünkü bir takım şeylere maruz kalıyorlar. Ama aynı zamanda hani savaşın propaganda merkezi olarak propagandanın hem üretildiği, yani kültürel alanda üretildiği hem de maddi olarak üretildiği mekan olarak da bütün bu savaşa kaynaklık ediyor bir taraftan. Öyle değil mi? Öyle oluyor. Peki yine en son birazcık daha vaktimiz kaldı. Şiir kitapların önemli olduğunu özellikle propagandada söyledi. Mesela bunun için böyle bir cemiyetler falan kuruyorlar mı edebiyatçıları seçmek için? Yani biz şuna gidelim, buna gidelim ya da şu yazsın ya da yarışmalar mı açıyorlar bunun için? Ya bu mekanizma nasıl işliyor biliyor muyuz? Maalesef bence benim gördüğüm kadarıyla o kadar işlek bir edebi kültür alanı söz konusu değil. Herkes birbirini zaten tanıyor. Yani ve toplaştıkları yerlerde işte birkaç dergi, birkaç merkez. O yüzden öyle yarışma açmaya falan da Türk Ocağı belki. Gerek. Türk Ocağı bir önemli merkez. Dergiler merkezler olabiliyor. Türk Yurdu bir merkez teşkil edebiliyor. Daha sonra yeni mecmua böyle olacak. Yani herkes birbirini tanıyor, birbirine el atıyor. Örneğin orada yeni mecmua, o çok önemlidir. 1917'de Ziya Gökalp, İttihat ve Terakki'ye çok yakın olmayan Darülfünun'dan hoca arkadaşlarını da hadi bağımsız bir dergi çıkartalım diye, yani bunu söyleyeceğim, bu şekilde söyleyeceğim, resmen kafalar. Yani imkanım var yani. Öyle bir durumda yani şeyden, İttihat ve Terakki'den bağımsız bir dergi şey çıkması. Nitekim İttihat ve Terakki'den şey müdür olur orada, Küçük Talat Muşkara. Daha sonra Çanakkale Özel Sayısı'nın ön sözünü falan da o yazmıştır. Şimdi onlar mesela orada Ziya Gökalp'le Ömer Seyfettin kafa kafaya veriyorlar. Ya bunu etkili bir hale getirelim. Hem propaganda olsun hem milli kültürü geliştirecek bir şey. İşte ne bileyim Köprülüzade Mehmet Fuat olsun, Halide Edip Mevut Hüküm'ü tefrika etsin. Ya bir de ama böyle
İstanbul Türkçesini, bu şeyi, sade Türkçeyi en iyi kim kullanıyor şimdi bizim kuşaktan? Refik Halit. Aa, ne yapacağız? Adam sürgünde. Yani azılı iddiatçı düşmanı getirtelim diyorlar. Getirtiyorlar. Getirtiyorlar ama bu sefer de muhtekirler, ihtikar meselesi var. Yani savaş vurguncuları. Ya. İşte Şeker Kralı, Bulgur Kralı, Bulgur Palas diye mesela apartman yaptırıyor. Bulgur'dan parayı kırmış. O yüzden Bulgur Palas. Bulgur Palas yaptırıyor. O da bunlardan biriyle ilgili Bayramzade diye bir adamı eleştiriyor, savaş zenginlerini. Bir idzade diyor. Yani şimdi Bayramzade ama aynı zamanda it diye de okunuyor. Evet. Talat Paşa çok kızıyor, yine sürmeye kalkıyor falan, koruyorlar. Çünkü işlerine yarayacak yazıları ve öyküleri yazabildiğini görüyorlar. Onu orada tutuyorlar. Dolayısıyla böyle birbirlerini teşvik etme, hadi sen yaz vesaire ama yine de yeterli olmuyor. Osmanlı'da propaganda çok yetersiz. Ben kitapta bunu tartışıyorum. Çünkü propaganda modern devletin üretebileceği bir şey. Evet. Yani modern bir devlet yapısı varsa demokratik bir devletten bahsetmiyoruz. Bugün dünyada pek çok ülke böyle. Yani demokratik olmadıkları halde modern devletler ve propagandayı da iyi kullanıyorlar. Yani, trolünden bilmem nesine bunları yapıyorlar. Osmanlı'da bu imkan yok. O yüzden de yeterince propaganda üretemiyorlar. Biraz propaganda yapar gibi görünüp asıl milli kültürdeki açıkları kapatmaya dönük çalışmalar yapıyorlar. Biraz daha iş milli edebiyata doğru gidiyor Evet, sonuçta o ortaya çıkmış oluyor. Sonrasında da zaten bu bayağı tartışılacak milli edebiyat, inkılap edebiyatı tartışmalarına evrilecek sonrasında da. Erol, çok teşekkür edebiliriz. Rica ederim. Çok sağ ol. İstanbul Hepimizin girişimini hazırladığı Şehir Hepimizin programında bugün Erol Köroğlu ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'nda propaganda, edebiyat ve şehir konuştuk. Hoşçakalın.